Kültür yolculuğu, tufan turizm seyahat ve tufan nakliyat kargo katkılarıyla başlıyor. Yaşasın Cumhuriyet. Cumhuriyetin ışığı aydınlatır her yeri. 29 Ekim geldi, coşkuyla dolar her biri. Atatürk'ün izinde yürüdü bu yüce millet. Cumhuriyetle yaşarız, bağımsız ve hür bir devlet. Bağımsızlık yolunda yandı özgürlük ateşi. Halkın gözüyle kuruldu bu güzel vatanın eşi. 29 Ekim'de kutlanır şanlı Cumhuriyet günü. Birlik ve beraberlikle daha da güçlü her yönü. Cumhuriyetle yükseldi yurdun dört bir yanı. Hürriyetle coşarız, yaşarız onurlu canı. Atatürk'ün emaneti korur her bir fert. Cumhuriyet bayramında dolar kalpler sevgiyle. 29 Ekim'de parlar millet özgür sesi, cumhuriyetle yücelir bu vatanın sesi. Birlik içinde güçlü umutla bakarız yarına, cumhuriyetin şanıyla hep birlikte var oluruz daima. Evet, yaşasın cumhuriyet diyor. Ulu Önder Atatürk'ümüzün Türkiye Cumhuriyeti olarak Türk milletine, şanlı Türk milletine armağan ettiği cumhuriyeti bizler de 101. yılında coşkuyla ve törenle kutladık. Cumhuriyet haftasında olmamız dolayısıyla sahnemizi de bayraklarla donattık. Evet, sizlerin huzurunda Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve silah arkadaşlarına, onunla birlikte yürüyen yüce Türk milletine rahmetle anıyor, saygıyla anıyor ve yaşasın Cumhuriyet diyorum. Cumhuriyetin çocukları bizler, Cumhuriyeti dün aldık, bugün yaşatıyoruz. Yarın içinde bizden sonrakilere armağan ederek yaşatacağız. Ne mutlu Türk'üm diyene ve yaşasın Cumhuriyet'le bu hafta programımızı açtık. Değerli izleyicilerimiz, ekran başında bizleri izleyen hemşerilerimiz, canla başla her hafta neredesiniz diye mesaj atan, sosyal medyalarından bize ulaşan takipçilerimiz. Evet, bugün de sizlerin huzurundayız. Sunucunuz bendeniz Gülsen Akyol Mutlu ve Sadi Toygan'la beraber hem gündemi değerlendireceğiz, hem memleket sorunlarını dile getireceğiz, biraz da basın yönümüzü ele alacağız. Ve konuğumuz Hacı Mehmet Günaydın ile de Giresun günlerini ve genel bir değerlendirme yapacağız. Evet, bugün müzik alanında çok değerli bir konuğumuz var. Hem öğrencimiz hem öğretmenimiz. Şebin Karahisarlı eğitmenimiz var, Arif Tarhan Şentürk. Kendisine de zaman zaman müzik alanında sizlerin de kulağının pasını silmesi için bir tını ile müziklerini sizlere aktaracak. Buradan dedesi Arif Şentürk'e de selam gönderiyoruz. Evet, ekran başından ayrılmayın. D Anadolu TV ekranlarında kültür yolculuğunu sizler için hazırladık ve sizler için sunmaya devam ediyoruz. Evet, Gülsen Hanım'a milli ve manevi duygularla şiiri okudu, Cumhuriyet şiirini. Teşekkür ediyoruz. Tabii kendisi aynı zamanda öğretmen olmasa bile hem öğrencilere hem de Türk milletine duygu ve düşüncelerini aktardı. Eğitmen olması dolayısıyla. Onun için de bu zaten meslek hayatında onun görevi. Biz teşekkür ediyoruz. Ve bugünkü konuğumuz da hem sunum alanında hem radyo televizyon alanında kendisi ispat edilmiş efsane sunucularımızdan Hacı Mehmet Günaydın. Biz ona Hacı Mehmet dedik kısaca. Lakabı da Hacı Mehmet'tir. Hacı Mehmet kardeşim hoş geldin. Teşekkür ediyorum. Öncelikle bizleri buraya davet ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Cumhuriyet haftasındayız. Rahmetle minnetle anıyoruz atamızı. Tüm şehitlerimizi, gazilerimizi, buradan gazilerimize geçmiş olsun diyerek de ve şu anda ekranları başlarında bizleri izleyen Anadolu Dernek TV izleyenlerine saygılar, selamlar olsun. Tabii ki Anadolu Dernek TV bizim yuvamız. 3 yıldır Allah kısmet ederse pazar günü bizler de yine kaldığımız yerden devam edeceğiz.
Sevgili Sadı abi ve Gülsel Hanım'a ben teşekkür ediyorum bizlere bugün ağırladıkları için. Ve bugün muhteşem, güzel program. Duyanlar duymayana haber versin diyorum sadece. Evet, tabii Acıbet radyo televizyonların unutulmaz sembol isimlerinden bir tanesi. Kendi has şivesi ve doğal konuşmasıyla hem gönülleri fethediyor hem de televizyonların ve radyonun, hatta özel günlerin, tanıtım günlerinde vazgeçilmez sunucu. Giresun günleri ben bildim bileli Hacı Mehmet sunuyor. Çok da başarılı. Onu soracağız zaten. Öncelikle Gülsel Hanım, bu hafta gündemimizde neler var? Tabii bu hem bölge hem Giresun gündesi hem İstanbul'dan doğru. Kısaca o gündemden bahsedelim. Ondan sonra zaten giriş yapalım. Değerli Sadi abi, biliyorsunuz geçtiğimiz hafta bir Giresun günlerini değerlendirme toplantısı yaptık. Giresun günlerini değerlendirdik. Eksiğimiz neydi, artımız neydi, bunları değerlendirdik. Bizler de basın olarak bu hafta şunları değerlendirmek istiyorum ben. Buraya da not aldım. Sayın Bakanımız Giresun günlerinde bizlere bir müjde verdi. Hem Alucra, hem Çamoluk, hem Şebin Karahisar, hem de Giresun'a bir müjde verdi. Öncelikle şunu belirtiyorum. Şebin Karahisar için bölgeyi hareketlendirecek, tüm Kelkit Vadisi'ni hatta ve hatta 7 bölgeyi hareketlendirecek, bereketlendirecek bir 5. OSB'den bahsetti. 5. OSB'nin Şebin Karahisar'a kurulumundan bahsetti. Şebin Karahisar'a kurulacağından dolayı da o bölge hareketlenecek. Akabinde bir Ara Güler Müzesi'nin açılacağından bahsetti. Bu Ara Güler Müzesi'nin açılmasında sizin payınız büyük. Bunu hareketlendiren sizsiniz. Ha, bizler de bunu asla ve asla takibi bırakmadık. Her gelen valimize Ara Güler'in varlığından, böyle bir müzenin açılması gerektiğinden ve eserlerinin saklandığının, bu saklanan eserlerin de Ara Güler Müzesi'nde sergilenmesi için artık bu sahanın açılması gerektiğinden bahsetti. Yine Ara Güler'in babası için çok güzel yazmış olduğu bir söz var. Ben onu buldum ve onu izleyicilerimize okuyacağım. Bununla ilgili tabii ben... Taşanlarımızı değerlendireceğiz. Şebin Karahisar'ımızın tarihi binaları var, bunları değerlendireceğiz. Yine Giresun'umuzun öyle. Bir de Giresun günlerinde biz kayda değer görüşmeler yaptık. Bununla beraber de aynı zamanda İl Kültür ve Turizm Müdürümüz Kemal Gürgenci ile de görüşmeler yaptık. Giresun'da, bölgemizde neler oluyor, bunları değerlendirdik. Aldığımız notlarla birlikte sizlere bunları aktaracağız. Bu hafta biraz da basın gözüyle eleştireceğiz. Aynı zamanda bana ulaşan haberlerde keklik avının yasaklandığı, zaten doğada avcılık bir katliamdır. Bu katliama dur diyen Şebin Karahisar halkımızı da yürekten kutluyorum ve keklik avıyla ilgili dilekçeyi kaymakamlığa sundular. Sağ olsun kaymakam bey de ilgili yerlere iletti. Milletvekilimiz Nazım Elmas da yine ilgili kurumlarla ve birimlerle görüşerek keklik avıyla ilgili yasağın yayınlanmasını sağladılar. Çünkü keklik avlanınca keneler artmaya başladı, hastalık artmaya başladı. Şöyle gündemi gazeteciye bırakırsan gazeteci gündemi böyle sular, seller gibi ezberler, içer yutar. Hacı Mehmet'i geçtin sen. Şimdi biz Hacı Mehmet'i... Hacı Mehmet sunucu, biz gazeteciyiz abi. Yok, şimdi Hacı Mehmet ben nasıl tutturacağım diye düşünüyordum. Tabii öğretmen olmasını ve ben şimdi güzel konuya temas etti. Biraz sonra Hacı Mehmet'i daha iyi tanımak için ona sorularını. Ben Ara Gürel'in aşağı yukarı 2010'dan beri hem öğrencilik vazifesi hem de kendini yakından takip etme birisi olarak da 2010'da biliyorsun Ara Gürel Caddesi açıldı. Köylere gittik beraberce. Çok güzel anlarımız oldu. Tabii kendi vasiyetleri bize sunmuş olduğu vasiyetler hala hafızamızda ve onu haber yaptık. Yüzlerce haber yaptık. Benim tek isteğim Şebin Karahisar'da, benim memleketim Şebin Karahisar'da bir tane Ara Güler Müzesi. Onunla ilgili 100 tane de Anadolu temalı resimler, fotoğraflar bağışladı. Tabii şu anda o süreç devam ediyor. Geçen gün tabii Giresun günlerinde Sayın Bakan da bunun müjdesini verdi. Ara Güler Kültür Müzesi geçtik olarak da açılacağını söyledi. Tabii daha evvel de bu vardı. Ama bunun yapılması için hükümetin ve bakanların gereğinden destek vermesi lazım. Onun için ben bunu önemli görüyorum. Onu da yapacağız. Evet Hacı Mehmet, senle başlayalım. Radyoculuktan biz tanışmamızı bir bakalım. 2010 yılında Kaçkar TV'ye bir tanıştık.
Rahmetli Metin Rüşen. Rahmetle anlıyorum. Şimdi şöyle, öncelikle bizlere tekrar tekrar söylemekte yarar var. Gülsel Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Gerçekten güzel bir eğitmen. Bizim için kıymetli. Biz de örnek aldığımız bir hanımefendi. Sizler de keza yıllar yılı vadinin sesi olmaya devam ediyorsunuz. Yine Giresun günlerinde de oraya da değeceğiz. Şöyle söyleyeyim ben. Ben toplu taşımacılıktan bu işe geçtim. Radyoculuğa. Direksiyondan. Mavilikten değil. Mavilik. Yok yok. Minibüsçülükten İstanbul'a. İstanbul'dan böyle toplu taşımacılık yaparken birden radyocu olduk. 17 yıl radyoculuk yaptık. Ben Radyo Karadeniz'in sesi 93.3 ama şu anda frekanslar değiştiği için başka bir kurum oldu. Değişti. Karadeniz kültürüne hizmet ediyorduk. Ben öncelikle bizleri bu yolu açan değerli benim büyüğüm Ali İhsan Koç Bey'e Trabzon'u bizlere tabii ki bir yol açtı. O yol haritasında devam ettik. Allah razı olsun. Çünkü iki cümle bilmiyorduk. Kendi kendimizi yetiştirdik. Ben öncelikle bizlere destek veren, oradan ta bu zamana kadar destek veren değerli büyüklerimizin hepsine A'dan Z'ye kimler varsa ki onlara ben teşekkür ediyorum. 17 yıl yaptıktan sonra yerel kanallar açıldı tabii. Yerel kanallar açılınca Mavi Karadeniz TV'ye başlamış olduk orada. Mavi Karadeniz TV'de de 19 yıl aralıksız program yaptık. Açılımından kapanana kadar. Valla bir ufak Tempo TV, 28 kanal 28 bir orada bir program yaptık. Ondan sonra tekrar da satılınca Anadolu Dernek TV'ye başlamış olduk. Yuvamız burası oldu. Buradan kültürümüzü yansıtmaya çalışıyoruz. Tabii ki sizlerin yıllar yılı aynı keza aynı şekilde yöre kültürünüzü destek veren insanlar çok önemli. Kültür ancak destekle oluyor. Köstekli olmayın, destekli oluyor. Çünkü birbirinden değerli hemşerilerimiz var. Allah razı olsun şu anda kimse ki sponsorlarınız burada televizyonda kurumumuzda destek veren sanatçılarımıza, her bir programcıya destek veren değerli büyüklerimize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun onlara. Hacı Mehmet, tabii buradaki yapılan iş hep değerlidir. Evet. Çünkü bir emek var. Siz evet. Emek veriyorsunuz. Siz devamlı sahnelerin önündesiniz. Evet. Vitrinlerdesiniz. Vitrinlerde hem konukları tanıtıyorsunuz hem de o yöreyle ilgili kültürel elçiliği yapıyorsunuz. O yöreye hakim olman lazım önce. Evet. Yöreyi tanımayın lazım. İnsanları alandan ben çünkü 20-30 yılımız aşağı yukarı sahnelerde beraberiz. Çünkü insanları da hem Alıcı'da Şevik Karayser Çamoluk ve Sahil ile beraber aşağı yukarı tanıyoruz başkanları. Ama tanıman gerekiyor. O anda çünkü ev sahibi olman münasebetiyle insanları tanıdın mı zaten insanlar da seni tanıyor. Orada bir acemiliğin olmuyor. Olaya hakim oluyorsun zaten. Sahneden ayrı gördün mü? O Mehmet Şimşek hoş geldin. Alıcı Süleyman Baba hoş geldin diyorsun. Çünkü yukarıdan aşağı başladığımı aşağıyı zaten biliyorsun. Çünkü bilmediğimi bir daha öğrenmen gerekiyor. Bir 5 sene daha geriye gitmen ama, gerekiyor. O neden biliyor musun? Dersini iyi çalışıyorsun. Evet. Beraber o hazırlanıyorsun, kendini hazırlıyorsun. Okuyorsun, araştırıyorsun. Evet. Onlar gibi kimler gelecek? Sen mesleğine önem verildiği için. Yani ekmeğine çalışıyorsun aslında. Başarılı oluyorsun. Hem sınavına çalışıyorsun hem ekmeğine çalışıyorsun. Evet. Bilmek zorundasın. İnsanlar sana niye bilmeyin demez. Bilmek zorunluluğun var. Sahneye çıkıyorsan. Çünkü bu sahneyi herkes istiyor. Evet. İstiyor. Niye istiyor? Ama kardeşim buranın çok zorluğu var. İstiyor ama acaba yapabilecek mi? Çünkü baş çok dışta uğraşmıyor. Ben de yaparım. Yaparsın ama nasıl yapacaksın? O zaman Gülsel Hanım'a bırakalım mı? Evet. Şimdi Gülsel Hanım. Şey, sanatçı geldi galiba değil mi? Sanatçı ile ilgili hazırlık varsa yapalım onu. Değerli sanatçımız demiştim. Kendisi evet. Hem üniversite öğrencisi hem evet. De akademisyen. Hem öğretiyor hem öğretmenlik yapıyor. Bizim de değerli öğrencimizdir. Birazdan sanatçımıza söz vereceğiz. Siz Ara Güler'den bahsedince ben Ara Güler'in evet hemşerimiz dünyaca ünlü fotomaraton Ara Güler'in babası için yazmış olduğu bir notu bizleri izleyenlere okumak istiyorum. Ben çok etkilendim ve bunu hatırlamak, hatırlatmak da gerekiyor.
Bir gün babam, dünyanın her yerine gidiyorsun, babanın köyünü merak etmiyor musun dedi. Hadi gidelim dedim. Vapura binip Giresun'a gittik. Giresun'dan Şebin Karahisar'a taksi tuttuk. Oradan Yaycı köyüne gittik. Babam doğduğu evi aradı, bulamadı. Kiliseyi aradı, bulamadı. Mezarlığı tarla yapmışlar. Çocukken yüzünü yıkadığı üç gözlü bir çeşme vardı. O kalmış. Oraya götürdüler, yüzünü yıkadı. Çocukken anam beni dövenin üzerine koyar, dolaştırırdı dedi. Hemen köylüler döven kurdu, babamı da içine koydular. Döndü, döndü, döndü. Mutlu mesut, gözlerinden okunuyordu mutluluğu. Ben de fotoğraf çektim, baktım. Babam ağlıyor. 6 yaşında bıraktığı köyüne benimle beraber dönünce çocukluğu aklına gelmiş. Mutluluktan ağlıyor. Sonra Sivas'a dönmek için araba tuttuk. Yolda giderken ah unuttum dedi. Burası içler acısı. Buranın kara yemişleri meşhurdur. Anam beni İstanbul'a mektebe gönderirken yanıma torba içinde yemişler vermişti. Onları yiyerek gelmiştim. Benim memleket sevgim yemişle başlar. Geri dönüp alalım. Ne olur oğlum, geri dönüp alalım dedi bana. Baba gözünü seveyim. 100 kilometre yol geldik. Şimdi yemiş için 100 kilometre geri gideceğiz. 100 kilometre tekrar bu tarafa geleceğiz. Sabah olacak. Başka sefer alırsın dedi. Ve maalesef İstanbul'a döndük. Dinlemedim onu. Bilemezdim ki. Babam 4 ay sonra öldü. Meğer derdi oğlunun onu köyüne götürmesiymiş. Cenazeye gideceğimiz gün evin kapısı çaldı. Kimsiniz dedim. Dacat Güler'i arıyoruz dediler. Dacat Güler'i kaybettik. Şimdi cenazeye gidiyoruz. İsterseniz siz de gelin dedim. Meğer gelenler köyde bizi gezdiren köylülermiş. Bakınız burayı tekrar etmek istiyorum. O kuru yemişlerini köyünde unutunca oğluna hadi dönelim dediğinde oğlu dönmeyince unuttukları kuru yemişleri köylüler tarafından İstanbul'a getiriliyor. Bakınız ne kadar değerli. Fakat kapıyı çalan köylüler Dacat amcanın öldüğünü duyunca oğluyla karşılaştıklarında ne diyeceklerini şaşırtıyorlar. Kuru yemişi mi getirdik deseler yoksa başımız mı sağ olsun deseler onlar da bir hezimetle karşılaşıyorlar. Devam ediyoruz. Siz de gelin cenazeye dedim. Yanlarında da bir sandık vardı. Baktım, kara yemiş getirmişler. Babamın almak istediği, hasretini çektiği kara yemişler. Çocukluğunda yediği, kokusunu aldığı, kendi memleketinin yemişleriydi bunlar. Kendi memleketimiz. Burada kara yemişleri alamayınca o gelen kara yemişlerle beraber kıymetli Aragüler gelen ailelerle babasının mezarlığına gidiyor ve gömülmek üzereyken babası durun diyor bekleyin babamı diyor defnetmeyeceğiz biraz bekleyeceğiz ne yapacağız biz orada babamın kefenini açtıracağız babasının o beyaz kefenini açtırıyor. Ne yapacaksın diye soran imama, lütfen diyor babamın kefenini aç. Babasının kefenini açtırdığında gelen kuru yemişleri babasının kefeninin içerisine koyuyor ve babasının yiyemediği için sonsuza dek bu kuru yemişlerle sen bizlere ilelebet veda edeceksin diyor ve babasını kuru yemişlerle Şişli mezarlığına defnediyor. Burada Dacat amcayı rahmetle anıyoruz. Aragüler'i de rahmetle anıyoruz. Ve bu anıyı dünden bugüne herkesin bilmesini istiyoruz. Evet, tarihimiz olan, geçmişimiz olan Dacat amcayı ve Aragüler'i bizler de sizlere bir kere daha hatırlatmak istedik. Müzeleştirilmesi için bakanımıza da teşekkür ediyoruz. Emeği geçenlere de teşekkür ediyoruz. Saad abimize de teşekkür ediyoruz. Valimize de teşekkür ediyoruz. Kaymakamımıza da teşekkür ediyoruz. Çünkü tarih bir kişiyle değil,
Tarih toplumsal bir ilerleyiştir. Toplum ile var olur, toplum ile ilerler. Bunu sizlere okumadan geçemedim çünkü. Evet, biz sağlığında canlı olaraktan kendisiyle bunları dinledik. Çok güzel de hikayeleri var zaten. O kendine özgü şivesiyle hem de ulan derdi, işte böyle konuşurdu. Biraz da argo konuşuyordu. Düzeltme yapalım, papaz da mezarlığına gördü, Ermeniydi kendisi. İmam yoktu. Onu da düzeltelim de yanlış anlaşılmasın. Tabi burada bizim bütün hikayemiz, tabi Şebin Karayasemine giriyorsun. Oradaki, oraya topraklara yetişmiş ve vatana milletine bağlı bir vatan evladıydı kendisi, Aragüler. Onunla aşağı yukarı bir 7-8 sene bir oralarda dolaştık. Kendi Beyoğlu'ndaki stüdyosuna girdik, ofisine gittik. Çok ilgileniyor bizde. Ya işte bu acıklı hikayenin sonunda bir türlü oradaki fotoğraf vizesini bir türlü yani hayata geçiremedik. Hem onda hem bizde hayal kırıklığı var ama inşallah bakan müjdeyi verdi, kavuşturacağız. Tabii şimdi hızlı da gündemimize gelelim. Önce Acemi'de sahnemiz hazır mı? Verebilecek miyiz? Daha sonra. Acemi'de kısa kısa olmak şartıyla... 17 giriyoruz günleri. Nasıl buldun? Hem sunumu sen yaptın hem de hakimdin olaya. Sanatçı hakimdin, ortama hakim. Evet. Basın olarak da hep birlikte orada bir başarı hikayesi yazdık hep beraber. Aslında olaya siz hakimdiniz. Tüm gelen konukları siz ağırladınız. Ben sanat bölümünde vardım. Şimdi 17. düzenlenen Giresun günlerimizi öncelikle emeği geçen değerli başkanımıza, yönetimimize, gelen misafirlerimize, bakanlarımıza, milletvekillerimize. Tabii ki sadece az önce söylediği hanımefendi bir kişiyle olmuyor. Orada toplumsal olarak bir program yaptık. Hepimiz beraber yaptık. Hepimizin emeğine sağlık diyeceğiz. Eğer ben kendim sadece... Başta organizasyonun evet, başlangıcına muhteremmemiş. Evet, tabii. Başkan ve yönetimi dediğim zaten hepsi geçici gelen misafirlerimiz, başta hanımefendiler, beyefendiler. Tabii ki değişik illerden gelen, merak eden Giresun kültürünün gelen misafirlerimiz vardı tabii ki. Onların hepsi ayrı ayrı bizim misafirlerimizdi. Şimdi şöyle Sad abi, hatasıyla, sebabıyla Giresun günleri 17'si bitti. Gelecek seneyi ip ile çekiyoruz şu anda. Hani Orhan Gencebay dedi ya, hatasız kul olmaz. Hepimiz, illa hatamız var tabii ki. Hataları göre göre zaten doğruya varıyorsun. Hata olmadan doğru zaten bulamıyorsun. Bir yerde hepsinden bir ders alıyoruz. Onun için ben bizlere her zaman yol açan, tabii ki orada da yol açan değerli kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Neticede bir program yapıyoruz. Program içerisinde kırgınlıklar, dargınlıklar, ilahi çıkmak isteyen tüm değerli sanatçı kardeşlerimiz var, sunucu kardeşlerimiz var. Hepsi haklıdır, hepsi çıkmak ister değil mi? Keza aynı şekilde sunuma çıkmak isteyenler, orada olmak isteyenler. Vitrin dedik ya az önce. Şimdi bir yerde tecrübe çok önemli. Biz çünkü yıllar yılı sahnedeyiz. Yıllar yılı sahnede olduğumuz için oraya organizasyonu biliyorsun. Sadece ben sunum yapmıyorum. Ben sadece perşembe günleri oradayım biliyorsunuz Gülsan Hanım. Bir de cuma günü öğlene kadar. Ama bizim görev onunla bitmiyor. Bizim görev orada organizasyonun ta baştan sonuna kadar A'dan Z'ye kadar. Çünkü gözüm kapalı artık ezberlemişim. Niye ezberlemişim? Çünkü oradaki adam sadece sunumunu yapıyor gidiyor. Niye? Sahnenin eksikliğini ben biliyorum ama. Orada olman lazım. Çünkü karşıdan bir belediye başkanı geliyor. Milletvekili geliyor. Sahnede adam olmadı mı ne oluyor? Sen otomatikman devreye geçiyorsun. Karşılama yapıyorsun. Evet. Karşılamayı sen yapıyorsun. Çünkü sunucu sanatçıya anons ediyor. Gidiyor. Neticede sahne sorumlusu, sorumluluğu oldu. Hani var ya bana sorumluluk veriyorsun ya. Gülsan Hanım şimdi bu programın Sadi Bey de sorumlusu. Hacı Mehmet Çeker'den alır gider değil mi? Ama neticede mal sahibi burada. Mal sahibi olmuş oluyorsun. Evet. Ben şimdi orada tabii bir de Kağıthane Belediye Başkanı Sayın Mevlüt Öztekin Beyefendi'ye, bizim yine Levent Derici Başkanımız, Giresun'da değerli hemşerimiz Çamoluklu. Ben çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir ev sahipliği yaptılar. Hakikaten Giresunlular hiçbir, yani kendilerini yabancı hissetmeden güzel bir program icra ettiler. Kağıthane halkına tabii ki rahatsızlık verdiği şey orada kıymetlidir bizim için insanlar. Çünkü hastası vardır, sökeli vardır. Orada
4 gün boyunca program icra ediyorsun. İnsanlar çok önemli yani. Yani bizleri ağırladıkları için teşekkür ediyoruz. Hepsine ayrı ayrı. Ve gelecek sene hakikaten bunlar çok önemli. Daha şöyle güzel bir program olması için alanımız daha geniş olması lazım. Trafik sorun olmaması gerekiyor. Evet. Evet. Bu tespitleri biz biliyorsun günleri değerler toplantısına yaptık. STK'larla beraber. Onlara biraz dile getirelim. Havaalanı dediler zaten. Tabii onu evet. Daha evvel milletvekili Hasan Turan söylemişti zaten. Havaalanında Millet Parkı'nda ona özel yer yapılıyor. Onunla ilgili Mayıs 7'si dedi. Mayıs 20'si oluyor. Ben Sayın Başkanımıza, Giresun Federasyonu Başkanımıza pazar günü yapmış olduğum Giresun Günleri Değerlendirme Toplantısı'nda dedim ki evet bu sene yapılan, Kağıthane'de yapılan Giresun Günleri %80 memnuniyet kazandırdı halka. Ulaşım sorunu çözülmüş gibiydi. Aracıyla gelenler için değil. Trafiği kaldırmadı Kağıthane Meydanı. Fakat yaya gelenler veya toplu taşımayı kullananlar için memnuniyet fazlaydı. Yakın ve merkezi bir noktadaydı. Seneye biz tekrar burada mı yapacağız sorumuz üzerine Sayın Başkanımız şöyle bir yanıt verdi. Hayır dedi. Seneye burada yapılmayacak. Bu geçici bir durumdu. Çünkü havaalanında Giresun günlerinin yapımıyla ilgili yani günlerin yapımıyla ilgili alan hazırlanıyor. Bu alan hazırlandığında bundan sonraki dönemlerde bizler Giresun günlerimizi havaalanında yapacağız. Atatürk Havaalanı'nda yapacağız. Önceki sene yapılan yerde. Ve daima da burada olacağından bahsetti. Aynı zamanda da sonbaharda değil de halkımız ilkbaharda talep ediyor bunu dedi. Sonbahara kalsın istemiyoruz, ilkbaharda yapmayı istiyoruz. Çünkü daha dediğiniz gibi Mayıs 7'si etkinlikleri var, okçuluk gösterileri var. Birçok gösterilerin bahar ayında yapılması dolayısıyla. Yok, Fesane 9 yıl yaptık. Evet. 1'den 9'a kadar hepsi Mayıs ayında yapıldı. Çünkü çok iyi hatırlıyorum. 9, ondan sonra 6 senede Yenikapı'da yapıldı. Bir sene Atatürk Havalimanı'nda. En son daha sipariş hepsine hakimdik biz. Hepsine katlık Hacı Mehmet de büyüyor. Tabii oradaki şeyimiz hep Giresun'un tanıtımı, birlik beraberliği kaynaşması. Sahille Kerkit Vadisi arasındaki bağlantıyı bu Giresun günleri çok iyi sağlamıştır. Aynen öyle. Bir de şunu da eklemek istiyorum ben. Buradan Çamoluk Belediye Başkanımız Ergün Bakırhan'a teşekkür ediyoruz. Çamoluk Derneği Başkanı Hacı Canı'ya teşekkür ediyoruz. Hem keşkek hem de kuru fasulye ikramında bulundular. Bu ikramlardan memnun olan halk bizlere bunu iletti ve özellikle keşkek yemek için de benden de yardım istediler. Lütfen bize de ister misiniz? Tabii ki ulaşabildiğimiz herkese yedirdik. Akabinde Alucra'da da yine çok güzel keşkekler ikram edildi. Alucra Belediye Başkanı Faruk Demirağ ve Alucra Dernek Başkanı'na teşekkür ediyoruz. Mahmut Gündüz'e teşekkür ediyoruz. Alucra Vakfımıza teşekkür ediyoruz. Burada çok güzel bir ikramda bulundular. Alucra'nın keşkeği de çok güzeldi. Eynesil helva onlar da evet, geçmedi. Evet, Şebin Karahisar'da da evet. Ceviz ve yöresel pestil ürünlerimiz sergilendi. Organizasyon Şebin Karahisar Derneği'ndeydi. Dernek Başkanımız Mehmet Şimşek'e ve yönetimine çok teşekkür ediyoruz. En başarılı standı söyleyebilir miyiz? İlçe ilçe her standta çok güzel ürünler var idi. En başarılı standı siz söyleyin. Bana göre en başarılı stand benim standımdır. Yok basın standı. Tabii canlı yayın yaptık onu söyleyecektik. Şimdi bakan aldık. Milletvekillerini aldık. Belediye başkanlarını aldık. Ve de asıl etkinlik alanında konser alanı. Aynen öyle. Evet biz şimdi, bu basın iletişim ile Sade abiyle konuşmuştuk geçen yıl. İletişim çok önemli. Evet 5 milyon kişinin üzerinde sosyal medyadan ve iletişim ağlarından basın yayın yolu ile 5 milyon kişi Giresun günlerini tanıdı. Bu zamana kadar yapılan 17. Giresun günlerinde en fazla izlenme rekorları ve beğeni rekoru bu sene kırıldı. O anlamda basınımız da önemliydi, sunucularımız da önemliydi. Zafer Bey'e de bu arada. Yönetim kurulumuz da önemliydi, Giresun Federasyonu da önemliydi. Gülsün Hanım, STK'larda. Sesini kesmeyelim, şeylerle ilgili. Şimdi
Hacı Mehmet. Biliyorsun Batlama Derneği Fireş'e. Eynesin Derneği ve Görele Derneği Helva. Diğer derneklerimizde hepsi ikramları vardı. Giresunlu derneğine gidenler hepsi en güzel şekilde ağırlanmıştır. Yine İzzet Yayla kardeşim. Bir tane eksik bir ilçe vardı. Söyle ismini söyleyemem ben. Çünkü bir ilçe katılmadı yalnız. Olsun, o da olur ya. Şimdi İbrahim Usta'ya da ben teşekkür ediyorum. Evet. İbrahim Usta'yı burada, İbrahim Usta'yı gönülden oraya evet. katıldığı için, ticaret değil onun amacı. 28 plaka ile de 28 pide. Evet, 28 plakayı çizerek orada 28 pidesini sergiledi, çeşitlendirdi ve artık Giresun için bir marka yaratmıştı kendisi. Bugün de Trabzon günleri var. Şeyde Yeni Kapı'da. Yeni Kapı'da evet. Trabzon olabilir de Kağıthane'de bir. O İbrahim Usta var. Orada. Aynı zamanda orada evet. da yani. Şu anda bizi evet. ekranları başında izleyen Kandemir Aydın Tokat'ta evet. İstanbul'da bizleri izliyorlar. Buradan selam söylüyoruz. Tokat Artova izliyorlar. Selamları var. Buradan hem selam ve sevgilerimizi gönderelim. Geçen hafta gönderemedik. Geçen hafta izlediler. Teşekkür ediyoruz Hacı Mehmet. Şimdi asıl konularımız gelelim. Ben şimdi demin başta fazla sıkıştırma bak. Yok. Gülşen Hanım var burada. Cumhuriyet Bayramı'nı kıyafetini giymiş. Tek değilim yani. Tam defile olmuş. Evet. Benim komşum. Şimdi yaşasın Cumhuriyet diyerek kırmızı evet. beyaz giyindim ve bayraklarım ve evet. Aslında Türkiye'ye girecekti. Evet. İkinci devre artık. Şimdi biz bakan milletvekilleri ağırlarken bölgenin de gelen müjdelerini aldık. İşte milletvekili Sayın Elmas'ı aldık, Nazım Hoca'yı aldık. Evet. O bölgeyle ilgili çok güzel yapılacak yeni dönemdeki projeleri anlattı. Ondan sonra STK başkanları geldi. SP'ye, belediye başkanlarımızın hepsi aşağı yukarı hepsi geldi. Aşağı tabii. Giresun belediye başkanlarının hepsi geldi. En önemlisi Giresun belediye başkanı Fuat Kuş'a, Fuat Köse'ye geldik. Dedi ki bir öneri sunduk. Dikkatli izlemenizi ben tavsiye ediyorum. Giresun otoban sahilinde biliyorsunuz fındık standları yok. Evet. Sayın Başkanlarım biz öneriyoruz basın olaraktan. Görmek istediğimiz Giresun sahilinde fındık standlarını ve ürünlerini. Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi istişare edin. Biz daha evvel Kerim Aksu Başkan zamanında proje sunmuştuk. O zaman gerçekleşmedi. Ama şimdi iki belediyede aynı partiden olduğu için kolaylıkla fındık büfeleri meydanlarda rahatlıkla konur. Neden biliyor musun? Fındık stratejik ürün. Onun herhangi bir ulusal ürün olduğu, uluslararası ürün olduğu için satışı ve konması kolay olur. Orada fındık ürünleri satarsa Giresun Belediyesi'ne katkı sağlar. Çok önemli buldu. Bunu hayata geçireceğim dedi. Biz de bunun takipçisiyiz. Şunu da önerseydik çok iyiydi. Benim de aklıma gelmedi. Daha doğrusu aşırı yoğunluktan dolayı aklımıza geleni o anda söyleyeceğimiz kişilere ulaştıramadık. Aklımızdaydı, kişi yoktu. Kişi vardı, yoğunduk. Bilindiği üzere Şemin Karahisar fındık kurutmada soğuk hava deposu gibi oldu. Fındığın yani aşağı yukarı yarıya yakın kısmı Şemin Karahisar'da tüketiliyor. Kurutulan sahada Şemin Karahisar'da. Şimdi Şebin Karahisar Giresun fındık kurutma noktasında da başkanımızın Şebin Karahisar'ın varlığını orada ifade etmesi gerekirdi. Biz de önermedik. Sayın Başkanımız da bunu unuttular. Evet fındık kurutmada %75 Giresun halkı il ve ilçelerinden Şebin Karahisar'a gelerek 3 günde kurutuyor. Çünkü Giresun nemli bir havaya sahip, sahil nemli bir havaya sahip. Şebin Karahisar'da kurutarak gidiyorlar. Onlara ev sahipliği yapıyoruz. Buradan da şunu da belirtmek istiyorum. Öncelikle belediyemizin fındık kurutmak isteyen şahıslardan bir kimlik bilgilerini almaları ve kendilerine yer göstermeleri gerekiyor. Fındık kurutan insanlarımızın da olmadığını düşünerek ifade ediyorum. Bazen çöplerini bıraktıkları, arkasından da halkın bununla ilgili şikayetleri dile geliyor. Eğer kayıtları olursa çöp vesaire gibi atıklar da bırakılmaz ki kurutan halkımızın da bu çöpleri bırakmadığına inanıyorum. Hemen toparlıyorum. Evet, Giresun'da üretilen fındık, Şebin Karahisar'ın fındık ve pestil üretme fabrikalarında fındık helvası olarak üretiliyor. Sarma pestil olarak tüketiliyor, üretiliyor. Akabinde fındık Şebin Karahisar'da kuruyor. Evet, aslında fındık Giresun'da yetişiyor. Ev sahipliğini Şebin Karahisar yapıyor. Evet, Hacı Mehmet
Tabii burada konuğumuz, Acime'yi de fazla sıkıştırmıyoruz. Acime şimdi bizi be tabi Giresun günler daha evvel sen programlar yapıyorsun. Sahildeki kemençe sanatçılarıyla bizim oradaki Kerkit Vadisi kemençe sanatçıları arasındaki farkı sen fark ediyorsun. Horon Show programı var çünkü. Itırımlarda, ezgilerde ne fark var? Şimdi şöyle, Şevin Karayser Giresun mesela bizim Emre Gülsoy var. Hakikaten Şevin Karayser de bana göre bir marka. Değerinde bir arkadaşımız. Gerek ulusal anlamda gerçekten Giresun'u güzel temsil eden. Bizlerden de daha öncesinde, daha sonrasında bu işe 5-6 tane güzel yapan, icra eden arkadaşlarımız var. Hakikaten bu işi çok güzel yapıyorlar yani. Mesleğinin hakkını veren kardeşlerimiz var. Yani hepsi de aynı şeyi yapacağım diye. Özellikli işler bu işte. Hepsi de aynı şeyi yapacağım diye kaydayım. Ama biliyorsun Giresun günü otçu göçü yürüyüşü vardı. Bir de evet. Orada şenliği vardı. Şimdi otçu göçü bizim yaylaya göç ettiğimiz zamandır. Mesela tam yaz girerken başlarsın. Ne bu ineğini, koyununu toplarsın ve çuvalını alırsın. Yaylaya göç edersin. Ondan sonra dönüşü şimdi başladı bir ay öncesi. Bir ay öncesinde başladı. 15-22 arasıdır. Evet. Gerisinde başlar. Ondan sonra çanları takarsın. Çangır çangır çangır. Ondan sonra yaylaya göç başlar. Çok güzel bir günler. Zaber Tamaz dedi ki Sadi abi dedi ya inek alacağım, at alacağım. Evet. Ve getirip yürüyüş yaptıracağım demişti ama gerçekleşmedi. Şimdi biz onu araştırdık abi. Araştırdık. Arnavutköy'e sorduk. Gittik. Göktürk'e gittim. Kendim gittim. Hakikaten yani insanlar da vermek istemiyor. Bir tarafta diyor arabada bacağı kırılırsa ne olacak? Araba gelike diye. Bilmem ne olursa ne olacak? Bir sürü problemler yaptı. Şimdi Zafer deyince de hakikaten o sizin yaptığınız organizasyonda orada sunum alanında Adem Bey, Adem Tamaz Bey, Zafer Bey zaten organizasyonu komple yapan aynı zamanda mecra biliyorsun TV. Yani orada gerçekten mükemmel bir şekilde ses donanımıyla beraber tüm o organizasyonu güzel bir şekilde sizler de orada güzel bir şekilde sunumunu yaptınız. Ve hani dedin ya biz en güzel stand bizim hakikaten de orasıydı. Niye dersen çünkü milyonlarca kişileri ağırladınız. Yani bir sesi nefes oldunuz. Çünkü ekran çok önemli. Akşama kadar biz burada cefer olalım. Cefer olalım. Kendimizi akşama kadar kendi aramızda... Yine bu şekilde konu kaldık Hacı Mehmet'i. Evet. Şimdi akşama kadar bir cefer olalım. Mesela gelinlik cehiz gibi sandıkta saklanıyor. Ama cefer ortada yok. Ama ekrana çıktım o cefer ortaya çıkıyor. Değil mi? Akşama kadar sen cefer olsan bile ekran olmadı mı hiçbir şeysin. Ekran çok önemli. Ancak kendini gösterebilirsin. Eksik bir şey var mı sanat anlamında? Şimdi ya az önce dedim ya eksik, hatasız ve eksiksiz hiçbir şey, her şey vardır. Olmaz mı eksiksiz? Evet. Bizde de var. Şu anda vardır bile. Şimdi şu anda yapabildiğimizi şu anda bizi ekranda seyrediyorlar. Bu adam derdi ki şimdi şu anda bizi izleyen şunu da söylemesi lazımdı. Acaba gelecek mi aklına değil mi? Yani siz öyle derken evet. Tabii ki bizleri sosyal medyadan da izleyenler var. Bizi de söylesin diye not alıyorlar buraya. Evet. Sedat Ceylan, evet. Taner Karaman, Oğuzhan Özkan, Hasan Demiralp, Ramazan Kılıç, Latif Kumar, Sezai Cengiz, Murat Karaca, Elif Potur. Evet. Sezai Özgür, Cengiz gelecek programa. Evet gelecek. Onu da alacağız bir hafta. Evet. Özgür Alper Aydınlı, Günay Cevher Pazarbaşı, evet. Bülent Çetinkaya, Murat Karaca, Ahmet Öztürk, Ekrem Karataş, Uğur Ekşi, Sinem Burak, evet. Kenan Lortoğlu, Alim Avcı, Nuran Hünül, Emin Seven. Şimdi Ahmet Gedik'le Kenan Nazım Aktuş. Evet. Nurdan Önbaş, Murat Biber hocamız, Kamil Önal bizleri izliyorlar. Biz buradan bir R almak istiyoruz. Evet R gelmiş zaten. Tam da zamanındayız. Bir R alalım. Bir R istiyoruz buradan. Evet. Bizlere yayınımızda, yapımımızda yardımcı olan sponsorlarımız var. Hemen onları okumak istiyorum ben. Efendim? Tabii ki hızlı alıyoruz. Evet. Rasim Akşahin ve Özge Altun'a teşekkür ediyoruz. Özge Altun Davulcu'ya teşekkür ediyoruz. İzzet Bayram'a teşekkür ediyoruz. Fatih Yelekoğlu'na teşekkür ediyoruz.
Elektrik mühendisi Bahadır Cengiz'e teşekkür ediyoruz. Harita Kadastro Mühendisi Furkan Koçak'a teşekkür ediyoruz. Serol Karanca'ya ve kardeşlerine teşekkür ediyoruz. Ana sponsorumuz, ulaşım sponsorumuz Halil Tufan Öztürk'e ve Emir Öztürk'e teşekkür ediyoruz. Giyim sponsorumuz Sinan Gündüz'e teşekkür ediyoruz. Temizlik sponsorumuz Ruhi Yılmaz'a teşekkür ediyoruz. Giyim noktasında, yeme içme noktasında sponsorumuz Kenan Lortoğlu'na teşekkür ediyoruz. Ve bizleri güzelleştiren, yeni açılan, hizmete sokan kıymetli doktorumuz Profesör Doktor Sebahattin Deste'ye yeni hizmetleri adına, güzellik merkezleri adına teşekkür ediyoruz. Ve kameracımız Muhammed Bey'e de teşekkür ediyoruz buradan. Ahmet Kedi'yi unutmayalım. Dün yanına gittik Kenan Lortoğlu ile ilgili. Bizi izliyor. Selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Saygılar Ahmet abi. Bir de pestil köme alanımızda bizlere yardımcı olan Oktay Yeğen kardeşime de teşekkür ediyorum. Unutmayayım. Evet, reklamlarımız bitmiştir. Evet, şimdi tabii yakın zamanda demin anlatmıştık Kenan Lortoğlu başkanlığında Çekmeköy Giresun Derneği'ni önümüzdeki hafta faaliyete geçiriyoruz. Burada tabii senin yanına konuk geleceğiz onunla beraber. Hem buradaki Giresun birlikliğini İstanbul'da daha pekiştirmek, güçlendirmek ve geniş kitlere yaymak için el içe de olması lazım. Giresun'dan birlik beraberliği nasıl Fesnane'de yapıldıysa ilçelerde de bu kuruluyor. Onun için Çekmeköy'de de önemli derecede Giresun nüfusu var. Her yöreden, her bölgede, her ilçeden nüfus var orada. Onun için biz onun kuruluş aşamasını yaptık. Biz de yönetim kurulunda olacağız inşallah. Hep birlikte aslında sunucu kardeşimiz Hacı Mehmet Günaydın, biz halk konserleri yapmak istiyoruz ilçelerde. Öyle olursa hep birlikte bu yaptığımız STK hareketiyle beraber halk konserlerinde geniş kitlere, ilçelerde yaymak istiyoruz. Onun için bu önemli. Gülsel Hanım, bizim gündemimizde hangi konular var başka? Gündemimizde şunu da belirtelim. Bize biliyorsunuz Giresun günlerinde bir ağaç kesimiyle ilgili bilgi verdiler. Biz bu ağaç kesiminin nedenlerini araştırdık bir basın mensubu olarak. Bunu da ikinci bölümde yayın aktaracağız. Nedenlerini ve sonuçlarını aktaracağız. Evet, tabii burada gündemimizde çok önemli konular var. Onları tek tek... Taşanlarımızı ele alacağız. Evet. Bu arada bizlere selam gönderen yine... Hacı Mehmet'in selam söylediğin arkadaşlar olacak tabii. Şimdi ben kendi programımda gönderiyorum. Şimdi burada biz sizin programınızda bireysel olarak bizlere destek veren değerli büyüklerimize teşekkür ediyoruz. Şimdi siz burada sponsorları kendimizi saymaya gerek yok. Siz zaten biz burada konuyuz. Benim sponsorlarım hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İsim olarak da pazar günü zaten yapacağız. Allah izin verirse. Şimdi televizyon, radyo bunlar çok önemli. Az önce dediğimiz gibi yıllar yılı kanallardayız. Ben tekrar söylersem Sadi abi, bizim Metin Bey'le de biliyorsun. En iyi taş, yumurcak taş köyü derdi. Allah rahmet etsin. Bir dörtlükle bitirelim. Sözünüzü balla kesiliyorum. Evet, bir dakikamız var çünkü. Evet. Bugüne özel diyorum. Bitti mi? Eledim, eledim. Öllü kelebim, aynalı beşiğe yavrum, bebek beledim, büyüttüm besledim, asker eyledim. Gitti de gelmedi yavrum, buna ne çare? Gitti de gelmedi yavrum, buna ne çare? İkinci bölümde... Anlat bir zaman ne dayanılma. Baharda yeşiller, sevda büyüsü gibisin
sen firuze, sen nazlı bir çiçek, bir orman kuytusu, üzüm buğusu gibisin sen firuze. Duru bir su gibi, bazen volkan gibi, bazen bir deli rüzgar gibi. Gözlerinde telaş, yıllar sence yavaş, acelenle bekle Firuze. Acılı bir bakış yerleşirse eğer, kirpinin ucundan göz bebeğine. Her şeyin bedeli var güzelliğinin de, bir gün gelir ödenir öde Firuze. Bir gün gelir ödenir öde Firuze. Değerli öğrencimiz ve değerli hocamız Firuze diyerek hepinizin gönüllerine girdi. Kendisini tanıyalım. Hoş geldin sevgili Hoş Arif. Hocam. Teşekkür ederim. Hoş buldum. Hemen ben seni tanıyalım. Arif Tarhan, Marmara Üniversitesi müzik öğretmenliği 3. sınıf öğrencisiyim. Şebin Karahisarlıyım. Arif Şentürk'ün torunuyum. Rahmetli Yavuz Şentürk'ün yeğeniyim. Onların mirasını taşımaya çalışıyorum. Bıraktıkları müzik mirasını. Sağ olsun dedem hayatta. Allah uzun ömür versin. Teşekkür ediyoruz. Evet, sevgili Arif Tarhan, çok kıymetli abimiz, o da müzisyendir kendisi, Arif Şentürk'ün torunu. Çok sevdiğim öğrencim, Yavuz Şentürk'ün yeğeni, benim öğrencim de bir trafik kazasında hayatını kaybetti. İşe girmek için Giresun'a gidip evraklarını teslim etmişlerdi. Dönüşte minibüs devrildi Giresun yolunda. İşte yine o yollar can alıyor demiştik ya, Giresun yolunda minibüs devrildi ve sevgili Yavuz'umuz orada hayatını kaybetti. O an Şebin Karahisar için çok büyük bir acı andı. Ailesine sabır diliyoruz. Böyle çok kıymetli, sevecen bir toruna sahip olduğu için de biz de mutluyuz. Buradan Arif Şentürk abimize de diyoruz ki ne mutlu sana, böyle bir torunun var. Hemen Şebin Karahisar'a, Arif Şentürk'e buradan kocaman bir selam gönderiyoruz. Tüm müzisyenlerimize de gelsin diyoruz. Sağ ol Arif, eline sağlık. Ben teşekkür ederim hocam. Evet, kulaklarımız şu anda tırısında kendine geldi. İlk devre gelecekti. Tabii İstanbul trafiği malum, yoğun. Tabii bu arada bizi, dersini ekti bizim için. Arif Hoca'ya tebrik ediyoruz. Aynı zamanda hem geleceğin müzisyeni hem de şu anda eğitimci olarak da üniversitede eğitim görüyor. Tebrik ediyoruz. Evet, Hacı Mehmet, yine biz sanat dünyasına seninle beraber, tabii sunucuların kralı burada, efsanelerin kralı. Onun önüne kimse su dökemez Hacı Mehmet. Seni herkes ne diye tanıyor? Mikrofonu şimdi, nazar değdi. Nazar değmez, halleder arkadaş şimdi. Gülşen Hanım gerçekten, yani bizim belki 10 yıl oldu mu Gülşen Hanım? 10 yıldır hizmet veriyor. Gerçekten yaptığı işin de şeyini veriyor, hakkını veriyor. Şimdi bu iş az önce dediğim gibi hem kültürel olarak bir şeyler bilmeniz lazım, hem o ili iyi tanımanız gerekiyor. İnsanları iyi tanımanız gerekiyor. Anlatımınız çok güzel olması lazım. Hani derler ya, horana giren terleyecek. Ben terlemedim de, evet. Bu işin hakkını verecek. Ne yaparsan yap. İstersen burada, yani şurayı süpür. Burayı, yani süpürmenin de hakkını vereceksin. Öyle yok. Ben yaparım. Yap kardeşim, yapamaz. Yani buraya çıkmak isteyen bir sürü insanlar var. Ama hakkını vereceksin. Kusura bakmayın. Yani biz her zaman söylüyoruz, rakip ne olur? Yapabiliyorsan zaten oradasın, o alandasın. Ben 25 yıldır yapmaya çalışıyorum kardeşim. 10 numara değil.
kendi eksikliğimizi de biliyoruz. Allah'ımıza şükürler olsun. Ben tam olarak, kültür olarak eksikliğimiz var tabii ki. Her gün üniversite okuyan insanlar, her gün bu kültüre hizmet etmiş insanlar, bu işin akademisyenler var, bu işin kültürünü bilenler var, tarih okumuş insanlar var. Saygı göstereceksin. Biz dilimizin döndüğü kadarıyla yöremizi temsil etmeye çalışıyoruz. Ben şimdi onu ilaveten Hacı Mehmet'e evet. bir şey söyleyeceğim. Tabii her sene Hacı Mehmet aşağı yukarı kültür saat günleri yapıyor. Evet. Davet ediyor oradaki. Gece yapıyoruz birliktelik. Birliktelik. Bana diyor Saadem sen gelmese olmaz. Öncelikle Metin Uşşen vardı. Evet. Giderdik. Gemide yapıyordu. İşte özel yerlerde yapıyordu. Gayet de kaliteli oluyordu. Evet. Ve de hem Gülsen Hanım var artık. Kültür sanat anlamında sunucuya ve kendisi bu alemde destek alıyordu. Bu işte sanat günleri dediğin evet. zaman da kültür geceleri destek, dayanışma gecesi. Onun için ben hem sanatçıya destek, hem basın mensubuna destek, bu işe demin de anlattım. Yani sana da kim, yapalım Sadı abi. Kim gönül verirse bize zaten evet. Şöyle, bizim için her gün destek edin. Bize 3 saat 5 gün gündemi takip ediyoruz. Şimdi onun için ben bize destek verenlere, takip edenlere binlerce insan var, yüzlerce insan var. Gündemde bizim yerel gündemde... Gece var mı diyorsun? Gündeminde gece var gece mı? Gece sizi takip edeceğiz. Evet. Hacı Mehmet yaparsa bize katılacağız. Şimdi gece ben her sene yapıyorum. Geçen sene haricinde. Geçen sene yapmadık biliyorsun. Şimdi pandemide yapmadık. Malum hastalık dolayısıyla pandemide yapmadık. Ve bir gece yaptık pandemi. Sonra zannediyorsam tek bir gece yaptık. Şimdi şöyle oluyor. Geceyi yapıyoruz ama acaba amacına ulaşıyor mu? Acaba Hacı Mehmet Günaydın sadece bunu para olarak mı? Yani insanların aklına bin türlü şeyler bazı insanlar da vardır. Akşama kadar bir şey yapmaz seni çekiştirir. Yani elinden bir şey gelmez. Sadece laf olsun diye şurada bizim yaptığımız programı mesela bunlar da bunu mu yap falan. Yani basit almıyorsan aslında zor işi başarıyorsun. Şu anda ekranda bu milyonlarca insan beni evde de eleştirirlerdi. O zaman mikrofona iki laf söyleyemeyim. Niye? Yok lan sen söyle. Kardeşim ben senin temsilcin değilim ki. Hani eleştirdim sen de konuş. Bir şeyler sen de hep bizim hazineden yeme. Biraz da kendim işler üret. En azından. Şimdi ondan sonra. Şimdi şöyle sanatçı evet. üretkendir. Hem beste yapar. Sunucular da üretir, laf üretir. Neden? O sunucum sahneye alacağı sanatçıyı, program alacağı konuklarını laf üreterek, fikir üreterek, evet. Oradaki müziğin kalitesini üreterek ve kültürel açığı yaparak da hazırlıyor. Şimdi çok önemli radyo, bir şey yapıyor. Bu konuda radyo Gülsen Hanım en zoru radyodur. Radyoda şimdi bir odadasın. Şu anda mesela atıyorum. Radyoda sürekli güncel konuları bulman lazım. İnsanların hoşuna gidecek. O günkü cümleyi bulman lazım. O günkü yahut da bir insanların duygusuyla oynaman gerekiyor. Şunu yapalım mı? Buyur. Daha ben biliyorsun minibüs muavirliği yaptık. Bir taşla da. Şimdi söyle. Şunu müşteri. O iş geçti. Yok müşteri nasıl çağırıyordun? Minibüste eskiden gel. Saraçhane'de yatarken. Evet, Bezdeşler evet. Şimdi bir başlayalım. O minibüs işine daha gel. O her işten saygı ama duyuyoruz. O senin... Ama o bizimle özdeştiği için diyor. Şimdi Malta Yavuz Selim Karagümbe Gedine Kabrağıma Taşlı Yıldız. Şimdi o işin de hakkını ver Allah'ın izniyle vermiş. Müşteriyi alıyorsun tabii. Bak ne güzel aklında kalmış. Şimdi demek ki hakkını vermişiz. Ben pazarcılık yaptım, boyacılık yaptım, simit sattım. Mesela otobüsçülük yaptık, minibüsçülük yaptık, taksicilik yaptık. 60 yıla çok şeyler sığdırmaya çalıştık. Hepsinde de 3'er 5'er yıl yapsan zaten yaşımız 60'a geldiğine göre aşağıdan gün almışız. Evet. Maşallah. Evet. Evet. İşte hak ver. Olursak eğer. İşin hakkını verme noktasında gerçekten üzerinize hangi görevi üstlendiyseniz, hangi cübbeyi giydiyseniz ya onu taşıyın ya da onu taşıyana bırakın. Ben yaklaşık 2010 yılından bugüne ulusal muhabirlik adına basın yayın sektöründe varız. Yerel olarak da varız, televizyon olarak da varız.
Her türlü sosyal medya olarak da varız, ajans olarak da varız. Yıllar önce yine ulusal muhabir olarak Turpçu köyünde, Turpçu köyünün bir yaylasında bunu anlatacağım çünkü emek nedir? Emek nedir ve biz kimiz? Turpçu köyünün yaylasında ayılar küçük baş hayvanları telef etmiş. 26 tane hayvan telef olmuş. Bu hayvanların 10 tanesi o an ölmüş. Kalan 16 tane de can çekişiyor ve bunlar telef sayılır. Vatandaş o kadar hassas ve o kadar içli ki tabii ki gelmemiş Kasım ayında. Zaten ertesi gün geldiler. Ömer Didarcı'ya da teşekkür. Ömer Dindaroğlu bizi izliyor. Buradan selam gönderiyoruz. Evet. Turpçu yaylasına çıkmamız gerekiyordu basın olarak. Bir taraftan yağmur yağıyor. O traktörden gelen çamurlar üzerime geldi. Bakın bir bayan olarak bunu söylüyorum. Ben işimde bayan diye ayırt etmiyorum. Bu iş bana verildiyse ben yapacağım. Şoför orada, traktörün sürücüsü durdu. Hocam dedi, size çamur geliyor. Dur dedi, şurada de bir dedi gübre torbası vardı. Şöyle onu üzerinize gerin dedi. Onu tutun çamur gelmesin. Bakın adamın da hassasiyeti var. Evet onu tuttuk. Bir 25 dakika Turpçu'dan yaylasına çıktık. Gittik ki kepçemiz bizi bekliyor. Çünkü orada telef olan hayvanları kireçli kuyuya gömecek. Haberlerini yaptık. Ulusal haber olarak ulusal ajanslara duyurduk. Ve döndük. Burada çiftçi, orada hayvanları telef olan çiftçi bir basın ekibi gelecek diye inanın bizi hani bir bayram sevinciyle karşılıyor. Niye? Derdine derman olmak istiyoruz bizler. Derdini halka duyurmak istiyoruz. Sağ olsunlar o zaman kaymakamlığımız bir miktar yarasını sarmak için yardımda bulunmuştu. Valimize de ses gitmişti. Evet, biz bu haberlerle halkımızın iyi günde ve kötü günde yanındayız. Şimdi bölgede tek bir bayan olarak ben elimin yettiğince, gücümün var olduğunca, moral ve motivasyonumuz var olduğunda varız. Bakınız babamı 16 Temmuz 2023'te darbeyle karşılaştık. 23 Temmuz 2016'da babamı kaybettim. Ben babamı kaybettim 3 gün evde yas tuttum. Çünkü bir basın mensubu olarak sahada olmamız gerekiyordu. Biliyorsunuz yürüyüşler vardı. 14 Ağustos'a kadar demokrasi taçlandırma nöbetleri tutuldu ve 14 Ağustos'ta da demokrasi taçlandırma ile o yürüyüşler son buldu. Ben babamın yasını dahi tutamadım. Dediler ki basınsınız sahalara geleceksiniz. Evet şimdi söyleyeceğimden birileri bir yerlere mutlaka ve mutlaka not alsınlar. Altın yerin altında bir madendir. Ne zamanki yerin üstüne çıktı, ne zamanki bu altın dediler, İşte altını tanıyanlar onun notunu verir. Evet, bir basın mensubu olarak her yerde var olmaya çalışıyoruz. Giresun günlerini duyurmaya çalıştık. Babamızın yasını tutamadık, var olduk. Ama hiçbir yerden, hiçbir şekilde takdir görmedim, bir ödül de almadım. Ben bunu hak ettiğime inanıyorum. Siz görmüyorsanız eğer, biz bir kere söyleriz, bir daha söylemeyiz. Görenler de sağ olsun, görmeyenler de sağ olsun. Çünkü biz varız. Ne bir anneler gününde, ne Dünya Kadınlar gününde, ne basın gününde hiçbir şekilde, yani iyi bir evlat mıyız? Evet iyi bir evlatız. İyi bir basın mensubu musunuz? Evet. Basın mensubu demek sizin de desteğiniz oluyor. Biz haberlerinizi yapacağız, duyuruda siz de olacaksınız. İyi bir dünya kadını mısınız? Evet. Daha ne yapacağız biz? Yani her yerde biz iyiysek, iyiye de siz lütfen biraz iyi olsun, iyi deyiniz. Biz bu cübbeyi giyiyorsak hakkını vermeye çalışıyoruz. Takdir sizin, çalışmak bizim. Takdir edenler sağ olsunlar, var olsun. İlave edeyim, ondan sonra bir müzik resitali geçelim. Tabii biz burada Gülsar Hanım'ı keşfederken biz o plaketi vermiş olduk zaten. 2009-2010 yıllarında. Sarayıcı Köyü öğretmeniydi. Misafirler Belediye Başkanı'na gelirken çocukları, öğrencilere haber yola çıkarak hem karşılama yaptı minik öğrencilerle hem de konuklarını çiçeklerle uğurladı. Biz de o zaman tabii basın mensubu olarak oraları dolaşıyorduk. Ben de bir gün sana
hem diksiyon anda hem hoca olması sebebiyle dedim ki bizim buranın haberleri ulaştırmada sıkıntı çekiyoruz. Biz İstanbul'da haberleri yapıyoruz ama buranın bölgesel haberlerine bize ulaştırmada iletişim sağlamakta güçlük çekiyoruz. Bununla ilgili çekip de değişik yerlerden çok ilgi çekti. O videoları hala biz saklıyoruz çünkü sosyal medya duruyor. O bir plakettir, ödüldür. Çünkü o bir yetenekle biz de o zaman teklif ettiğimizde hem kendini geliştiriyorsun hem de öğrencilerin ufkunu açıyorsun. Hem de müzisyenlerle ilgili bir sürü sosyal çevre geliştiriyor. Kaynaşma, dayanışma, işte en son Giresun günlerinde. Bu bir başarı hikayesinin en üst seviyesine geliyor. Tabii yetmez. Hayat devamlı güncelleniyor. Teknoloji gelişiyor. Bu anda da biz yapay zekayla beraber kendimiz de geliştirdik. Konuşan gazeteyi yaptık. İlk defa şu an Türkiye'de bizim bu anlamda yapan hiç kimse yok. Bu iletişimle sağladık. Geliştire geliştire devam ediyoruz. En son medya ekibimizle beraber çok başarılı bir şekilde Giresun günlerini bütün kamuoyuna tanıtım amacıyla oraya yaptık. O bir başarı hikayesi, plaketti. Çünkü vatandaş bunu tek tek derece vermez. Toplum olaraktan o Giresun günlerini kim yapıyorsa organizasyonu Giresun Federasyonu taklit etti. O andan bize 17 senedir başarıyla sürdürdüğümüz şeyi en son burada kendimiz de tam sorumluluk alaraktan Hacı Mehmet Günaydın kardeşim de sunumlarıyla oraya renk ve zenginlik kattı kültürede. Biz de orada kendi derdimizi ve fikirlerimizi bakan, milletvekili, belediye başkanları, STK başkanları ve vatandaşları alaraktan oranın havasını, duygularını, maneviyatını aynı anda canlı bir şekilde ulaştırdık. O bir başarı hikayesi. Çünkü biz bunu yaparken kendi geçmişten bugüne kadar deneyimlerimizi aktardık. Onun için biz bir mütevazılık yapmıyoruz. Bu başarı hikayesi, işte bu kolay değil. Buradaki işimizi, gücümüzü bakın, kültürü aktarıyoruz. Burada haberleri aktarıyoruz. Değil mi Mehmet kardeşim? Şimdi şöyle Sadık abi, sen zaten belki kendi kıymetini mütevazılıktan kendin bilmiyorsun. Belki Gülsen Hanım da aynı şekilde. Şimdi en zor görev ve en iyi görev sende oluyor zaten. Senin mesela birinin bir topluma gittiğimi farklılığın orada ortaya çıkıyor zaten. Sadi Bey hoş geldin. Oradaki insanlar kimse demiyor. Sadece Sadi Bey diyor değil mi? Zaten sen kıymetini belki az önce söyledim mütevazılıktan bilmiyorsun. Çünkü en zor görev ve en tanıtımdır zaten. Sen orada zaten Giresun'un tam olarak tanıtımını sosyal medya hesabından zaten sen yazdın mı zaten çizdin mi bitiyor. Tamam, bu startı vermiş oluyorsun orada. En zor görev sende olmuş oluyor. Aynı anda binlerce insan seyrediyor. Aynı anda. Farklılığın zaten orada ortaya çıkıyor. İnsanların gözünde de öylesin sen. İnsanların gözünde sen Sade Toygar. Bugün Giresun'a gitsen, nereye gidersen git. İster Trabzon, Giresun'a hiç fark etmiyor. Bir mark oldun. Ben bildiğim için söylüyorum. Evet, Allah razı olsun. Evet. Çünkü çünkü o öğrenin sürekli diyorsun ya 17 yıldır peşinde 17 yıldır demek ki haber yapıyorsun. Nereye gitsek orada zaten öndesin. Yalnız Giresun günleri yapıyoruz 17 gün daha evvel. Ama kendi bölgene de hakimsin. Evet. Kendi bölgene de vadi bölgesine de hakimsin. Yani vadi bölgesine de hakimsin. Ekip işiyle oluyor. Biz şimdi anladım. Tek ama, bir işi olmuyor. Ama insanlar yani ne diyorsun? Oyun halkamıza Gülsen Hanım da girmiş oldu. 17 yıldır. Zaten öğretmenlik bir kariyeri var hanımefendinin. Zaten o kendi bölgesinde zaten tanınan bir kişi. Gerek medyadan gerek sunumlarıyla. Hakikaten bir güç. Bana göre bir güç. Konuşması, mütevazili, kişiliği de bana göre. İnsanlar ne yaparsa yapsın. Kişilik çok önemli. Kişilik, duruş çok önemli. Akşama kadar yani kendini anlatmaya gerek yok. Ya o insanlar seni zaten anlatıyor. Yani sen arkanı döndüğünü. Kişilik. Anladım. Bir müzik arası evet. Verelim mi? Arkadaşımız da bu arada yani bir kaç tane söylesin peş peşe. Değil mi? Bırakırsan bir sabaha kadar konuşuruz. Estağfurullah. O zaman hareketli bir şey geliyor. Bilindik, sevilen, hareketli bir parça geliyor. Hangimiz düşmüş
gibi sevmedik çılgınlar gibi. Hangimiz bir kuytu köşe başında bir vefasız için yol gözlemedik. Hangimiz düşmedik kara sevdaya? Hangimiz sevmedik çılgınlar gibi? Hangimiz bir kuytu köşe başında bir vefasız için yol gözlemedik? Herkesten bir anı saklar bu yollar. Herkesin acısı sevgisi kadar. Güzelmiş, çirkinmiş, ne fark eder ki? Deli gibi sevmek ruhumuzda var. Deli gibi sevmek ruhumuzda var. Aşığın gözü kör, kulağı sağır. Ondan görmedik. Yakıldı, yıkıldı yine de sevgi. Ah o vefasızlar, kıymet bilmedi. Herkesten bir anı saklar bu yollar. Herkesin acısı sevgisi kanar. Güzelmiş, çirkinmiş, ne fark eder ki? Deli gibi sevmek ruhumuzda var. Deli gibi sevmek ruhumuzda var. O zaman ekipten bir istek geldi. Onunla devam edelim. Elfida sende. Yüzün geçmişten kalan, aşka tarif yazdıran bir alaturka hüzün, yüzün kıyıma vuran. Anne karnı huzuru, çocukluğumun sesi senden bana. Şimdi zamanı sızdıran, şımartılmamış aşkın sessizliğe yakın. Kim bilir kaç yüzyıldır sarılmamış kolların, sisliydi kirpiklerin ve gözlerin yağmurlu. Yorulmuşsun, hakkını almış yılların. Elfida, başımsın Elfida. Beni fark etme sakın, omzumdayız bırakma. Yüküm dünyaya yakın Elfida, hep aklım kalacaksın. Elfida, sen eski bir şarkısın Elfida. Beni fark etme sakın, omzumda iz bırakma. Yüküm dünyaya yakın Elfida, hep aklımda kalacaksın. Evet, Arif kardeşimize tebrik ediyoruz. Çok teşekkür güzeldi. Ediyorum. Bu kültür ve sanatçının önemini zaten Gülsen Hanım biliyor. Öğrencilerimi de tebrik ediyoruz. Şimdi Alim abici iş yerinden bizi izliyor. Ekibiyle beraber. Bir de Tokot Artoğ'da İlyas Yursever. Evet. Yine aynı şekilde buradan biz gene selamlarımızı iletiyoruz. Bu konuda zaten pardon az sever. Şimdi Tokat derken Tokat'ta memleketin en güzel yerlerinden biri. Hele Artova. Oralar çok güzel. Bereketli topraklar. Geçen hafta da izliyordu. Bizim akraba sayılırız. Buradan selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz. İnşallah. Ve Giros'un olduğu gibi o da müjdeler verdi.
Kemal Bey Gürgenci programa evet. Canlı yayına konuk almıştık Giresun günlerinde. Mesele aynı şekilde Nazım Hoca da yayla yollarında yeşil yol ağı vardı. Onları yapacaklarını ve bütün kültürel varlıklarını yeni dönemde yapılacağını söylendi. Tabi uzun yıllar bunlar söyleniyor ama buna da bir bütçe gerekli. Kemal Bey iyi niyetli olarak davranıyor il müdürü. Tabi bu anlamda biz de basın olaraktan söylediklerini dile getiriyoruz. Kamuoyuna aktarıyoruz. Bizim eksiğimiz yok. Fazlası var çünkü konuk aldık. Birebir milletvekili ve turizm ilimizin ağzından bölgeyle ilgili faaliyetlerini anlattılar. Kayadibi Köyü, Şebin Karahisar'la ilgili orada önemli bir yapıt var biliyorsunuz. Meryem Ana Manastırı, milattan evvel de yapılan. Orası restore edildikten sonra resmi açılış yapılmadı. Kayadibi Derneği Yönetim Kurulu, Yiğit Çiftçi ve arkadaşları hem Trabzon'u Koruma Kurulu hem Valilik hem Turizm Bakanlığı ile görüşerek yetkililerle buranın resmi açılışıyla ilgili gündeme almasını sağladılar. Haberlerimizi yaptık. Bu yaptığımız haberlerle ilgili tabii bir program akışı olması lazım. Vali, bakan ve diğer işte milletvekili aynı anda oraya gelip resmi açılış yapıp oranın tur programına, turizm programlamasını sağlayacaklar. Biz de onu bölgenin kalkınmasına ve oranın dünya turizme açılması için takip ediyoruz. İnşallah o da gerçekleşir. Tabii bir de Harşit Vadisi platformu var. Hacı Mehmet de takip ediyor, siz de takip ediyorsunuz. Canlı yayını yine aldık. ESPİ'ye, Görele, Trevolu, Eynesil, bir de Harşit olarak da ilçeleri kapsayan maden ocakları. Orada vahşi madeni karşılığı olduklarını. Geçen hafta İbrahim Aydın'ı buraya konuk aldık. O dile getirdi ama önümüzdeki haftalarda yine konuklar alacağız. Evet. Şimdi şöyle ben 4-5 yılda turizmcilik yaptığım için şimdiki turizm bakanımız bizim rehberimizdi Mehmet Bey. ETS Turizm de onun kendisindir. Evet. Şimdi lobbying çok güçlü olması gerekiyor İstanbul'da veya Türkiye'de Kiresur lobisinin çok güçlü olması lazım. Herkes kendisini bireysel, az önce takım oyundan bahsettik değil mi? Evet. Takım oyunu olması gerekiyor. Takım oyunu olmadı mı hiçbir şehirde başarı olamaz. Bu yönde Giresun'umuz hani söyledik diyorsunuz mesela. Her sene söylüyoruz zaten değil mi? Her sene bunlar dile geliyor. Bunlar dile geldiği için siyasetçilerimiz de bitiyor iş. Netice itibariyle bunun lobisini yapacak olan, harekete geçirecek olan siyasetçilerimiz. Örnek veriyorum. Evet. Meşhur dünyaca ünlü evet. Dikmedaş Yaylası var. Yani oraya geleceğim ya. Şimdi onun da turizm açılması lazım. Şimdi hepsine cevap verirsek burada program yetmez. Şimdi ben kısaca özür bir geçiş yapacağım. Şimdi ben Ege bölgesine, Türkiye'nin Akdeniz bölgesine turizmcilik yaptık. Gördük. Adamlar neye? Denize gidiyor. Ama bizim Karadeniz'de alttan yukarı gidersen bir cennet. Yanlış mıyım? Güzel Hanım da yani Bulacak'ta kaldın yıllarca. Yani bir cennete geldik diyor insanlar. Burayı nasıl işlemiyorsunuz? Kanaviçeyi nasıl işliyorsunuz? Örnek olarak burayı nasıl işlemiyorsunuz? Yani buraya bir fabrika mı olmaz? Kardeşim yeter kadar göç vermişiz zaten İstanbul'a. İstanbul'dan şu anda insanlar kaçmaya kalkıyor değil mi? Yabancı bilmem ne karışmış birbirine. Karışmışız. Onun için Giresun'umuzu, Karadeniz'imizi ben bir baştan bir başa yaylasıyla, deniziyle yani işlersek çok güzel sonuçlar alırız. Bunlar sahada olacak işler. Çünkü biz burada akşama kadar konuşsak konuşur eve gideriz. İcraat yapamayız. Çünkü yok, büyüklerimiz... Orada bizim basın evet. Ekibinin hakkını vermemiz lazım. Biz şimdi Giresun'u... Basın olarak biz söylüyoruz zaten. Buradan da söylüyoruz. Şu anda bizi izlemeyen var mı? Şu anda evlerinde. Yani şu anda gerek Avrupa'da gerek Türkiye'de şu anda izleniyoruz. İzleniyoruz. Tamam sesimizi de buradan açtık konuşuyoruz. Konuştuğumuzda eve gidiyoruz değil mi? Yarın sonuç çok önemli.
Çünkü sağ sonucu almak için de o A takım harekete geçmesi gerekiyor. Bizi temsil eden noktalarda biz hatırlatma insanı. Anlamında devamlı bulduğumuz yerde ya bakan milletvekili soruyoruz. Evet. Sormak şimdi, zorundayız. Güzel Giresun'umuzda hakikaten Görele'ye kadar mesela bir iki tane otel var. Yanlış mı? Bir iki tane otel var. Güzel bir şekilde turizm otelleri, deniz plajlar, Trebol'da var. Görele o mevkide Eğnesi'ne kadar mesela gidilecek yer yok. Yapılması gereken yemek, kültür ayrı bir şey. Yemek yapma ayrı bir şey Karadeniz. Yani onu işlemen gerekiyor. İnsanları alıp buradan turla götürmen gerekiyor. Zaten bir sefer, iki sefer, üç sefer, beş sefer gittim. Orası zaten dolar taşır kardeşim. Geçen bir televizyonda gördüm. Ne dedi? Bu sene Giresun'a turist yağacak. Ordu Giresun. Bilmiyorum o haberi izlediniz mi Hüseyin Hanım? Evet söylüyor. Söylüyoruz ama yani oyunda bir şey. Turistlere gelecek. Yani bir şey geldiği zaman da konaklama tesisi olma, altyapı tesisleri olması hepsini lazım. Hepsini söylüyorum burada. Hepsini anlatıyorum. Bak Akdeniz bölgesinde benim gitmediğim doğusundan Akdeniz'de daha 4 yıl turizmcilik yaptım. Daha gitmediğim yer yok. 88 Özal döneminde ama turizm patlaması vardı. Bir turizm ama demek istediğim bu bölgelerimizdeki bakanlarımız hangi üstü bakanlar da bizde olduğuna göre buraları işlemeler lazım. Sadece dokunacaklar yani. Yapılacak dokundum iş biter. Yapılacak inşallah. Bununla ilgili zaten umudumuz yüksek. Evet Gülsan Hanım şimdi Mehmet Günaydın'a bir şey daha soracağım da sizin kadroya geç kardeşim al. Sen Orange Show programlarına unutma. Biz kapımız açık. Ama 3-5 program bizim programımız dolu. Tamam. Şu anda ben bir 5-6 program biliyorsun zaten o işi yapmadan 5-6 programı doldurmam gerekiyor evet, değil mi? Programa kaydedersen tabi bu anlamda Giresun günlerine çağıracağız. Transfer parasını görmemiz lazım. Evet Gülsan gündemimiz biz zaten Hacı Mehmet'le bize lap düşerse sabah kadar konuşur Hacı Mehmet'le bizde. Çünkü bizde İnşallah bayağı konuşmuyorsun. Evet. Hacı Mehmet günaydın. Evet. Değerli izleyicilerimiz bizleri izlemeye devam ediyorlar. Necife Ceylan, Turan Yıldırım, Erhan Avutman, Selahattin Kılıç. Tabii buradan da notlar gönderiliyor. İhsan İnandım, Zeynep Emir, Turgut Şenyurt, Mehmet Uzun, Alimi Avcı, Hidayet Ünaldı, Yasemin Üçler, Esra Menzilci bizi izliyor. Alim Avcı abimiz özellikle çok güzel bir mesaj gönderdi. Siz de okudunuz. Bunu detaylı okuyorum. Ben diyor ki Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Evet. Ve bizim bu sergimiz de izleyicilerimizi çok mutlu etmiş. Cumhuriyeti yaşatıyorsunuz diyorlar. Tabii ki Cumhuriyeti biz Cumhuriyet gününde değil her gün yaşatıyoruz. İyi ki var diyoruz. Özel bir radyo işleten Alim Avcı arkadaşlarıyla beraber bizi izliyor. Fatih Tepetan, Mahmut Avcı, Birkan Özman bizleri izliyorlar. Sade abiye Mehmet Günaydın'a selam gönderiyor. Bizler de Perşembe Pazarı'na selam gönderiyoruz. Yavuz Çiftçi bizi izliyor. Celalay bizi izliyor. Şaban Bal bizi izliyor. Orada Dingo'nun ahırı var. O kadar güzel bir mekan ki onlar da bizi izliyorlar balık yeme yerimiz. Evet, evet özellikle bu isim çok bravo. Farklı bir isim. Yusuf Kahraman abimiz hemen diyor de Anadolu TV'ye geçtiğiniz zaman ben hastasıyım sizin programınızın. Ya bu Dingo'nun Texas'lıyız zaten yani şey var mı böyle yandan? Yok onlardan yoktur. Yani zıplayan balıklar var. Gideceksiniz bakacaksınız. Yani balıklar için söylenmiş bir söz. Her türlü. Zaten yalnız ismini duyan gider zaten. Evet. Şimdi bizim gündemimizde ne var onu belirteceğim. Bu hafta toplantılarımızda sağ olsun Şebin Siyat Başkanı Müjdat Karayılan basına özel bir toplantı yaptı. Orada şok bir kararı bildirdi. Biraz üzüldük, biraz da kendisine hak verdik. Çünkü dedi ki ben 3 yıl Şebin Karahisarlı ve Sanayici İş Adamları Derneği Başkanlığını yaptım. Gelecek dönem bırakacağım. 15 Şubat 2025'te seçime gidilecek. Özellikle basın aracılığıyla duyuruyorum ki sizler bunu ilk yazın.
benden sonra kim aday olmak istiyorsa hazırlığını yapsın. 3 aylık bir süremiz var. Hazırlığını yapsın ve ben başkanlığı bırakıyorum. Bizden bayrağı devralsın dediler. Bunu kesiyorum. 2 tane başkan adayı çıkmak üzere. Evet. Bize bayrağı teslim edenlere de başta Bora Kılıç'a, Altan Güneş'e teşekkür ettiğini de belirttiler. Biz de Müjdat Karayılan'a teşekkür ediyoruz. 13 projeyi gerçekleştirmek için gelmişti ama o günkü sayılarında 31 projeyi bizlere aktardı. Bizler de yayınladık. Emeği geçen herkese ben de teşekkür ediyorum. Gündemimizde Şebin Karahisar'la ilgili neden haber yok diyebilirsiniz. Tabii burada onun da altını vurgulayarak dilek ifade etmek istiyorum. İstanbul'da kaymakam, Şebin Kaymakamı Belediye Başkanı geldiler Giresun günlerine. Biz davet ettik canlı yayına. Başkan müsait değilim dedi. İşte Boğaz'da bir takım rahatsızlık olduğunu söyledi. Kaymakam Bey tabii bürokrat olduğu için canlı yayına aldık. İbadet İstanbul'a gelmişken sivil toplum kuruluşu basında bir istişare bölgeyle yapabilir misiniz dedim. Teklif ettim hatta. Önümüzdeki günlerde yapalım dedik. Şu an yok dedi ama daha sonra onu düşünebiliriz dedi. Öyle kaldı. Tabii bize belediye başkanı bize şu anda yani Ömer Şentürk oranın belediye başkanı. Biz ondan habersiz alıntı veya yapamıyoruz. Çünkü bize basında bilgi gelecek ki gelmiyor. Gelecek biz haber yapalım. Şu fotoğraftan falan biz o ne anlamak istediğimizi, ne yazmak istediğimizi kestiremeyiz. Belki yanlış bir şey yazabiliriz ama bize bilgi gelirse biz haberleri aktarırız ve kamuoyuyla bilgilendiririz. Onun için daha evvel toplantıda biz kendisine söyledik. Hatta Şebin Karahisar Mayıs'a gittiğimizde basının ne istediğini, ne talep ettiğini söyledik. Bizim tek talebimiz vardı. Bilgilendirmek. Yani yerel yönetimlerin yapacağı faaliyetleri, eksikleri, sorunları bize aktarılması, biz de kamuoyuna aktarılması konusunda kendisine ilettik. Başkan da sağ olsun, o anda bir basın iletişim birimiyle bizi tanıştırdı. Öyle kaldı, yani şu anda 5-6 ay oldu. Yine böyle bir tam randımanlı biz haber trafiği yapamıyoruz, alamıyoruz. Diğer bölgelerde Giresun'da ve ilçelerinde bize devamlı basın bülteni geliyor. Onları aktarıyoruz. Çamoluk, önemli bir konuya değindiniz. Çamoluk'ta şu an çok başarılı hizmetler yapıyor. Evet, Çamoluk evet. Belediye Başkanı. Müthiş derecede orada bir aktif yapıyor. Bilgi veriyorlar bize. Bizim tek isteğimiz bize zamanında bilgi verilmesi. Öyle mi? Evet, tabii gündem yoğun. Biz bununla ilgili lütfen belge ve bilgilerinizi bizlere gönderiniz ki biz fotoğrafı konuşturalım. Sizin gönderdiğiniz fotoğraf bizim için bir haber değildir. O fotoğrafın bir habere dayalı yanı olması lazım. Siz habercisiniz, yazarsınız. Efendim biz hikaye yazarı değiliz. Biz olan olayları belge ve bilgiye dayandırarak yazabiliriz. Olmayan olayları yazamayız. Örneğin önceki gün arkadaşımız bize av yasağı geldiğini bildirdi. Av yasayla ilgili yapılan dilekçeyi, av yasayla ilgili yazılan yazıları aktardılar. Sayın vekilimiz de Nazım Elmas'ın da önerini sunduklarını gösterdiler. Biz haberimizi ona göre hazırladık. Sadık abinin dediği doğru. Bize fotoğrafla haber vermeyiniz. O fotoğrafın altında ne oldu? Bunları da anlatınız. Haberciler fotoğraf çekenler değildir. Özellikle sosyal medyada 2 tane fotoğraf çekip altına bir cümle yazanlar kendilerini haberci ilan etmeye başladılar. Hayır efendim, bunlar haberci değiller. Sosyal medyayı haberciyiz diye kirleten insanlar. Lütfen burada da ayırt edelim. Gazeteci kimdir, kim değildir? O yüzden bugünkü konumuz basın olduğu için bunu da beraberinde getirmek istedim. Giydiğimiz kıyafetin veya aldığımız ünvanın hakkını vermek zorundayız. Hakkını veren bizlere de müsaade edin, hakkını vermeye çalışalım. Ya da hakkını verdiğimizi kabul edin.
hakkını vermeyenler de lütfen kendilerine ya bir isim ya bir ünvan veya kendilerine bir iş addederler. Biz de onların işlerine saygı duyarız. Bu iş ile kendilerini tanıtırız. Fotoğraf çekmek, sosyal medyaya fotoğraf ile iki tane cümle yazmak gazetecilik değildir. Evet. Bu arada da programımızın yavaş yavaş sizin alalım veda cümlelerinizi. Sonuna benim geldik. Ekleyeceğim iki cümle ben daha var. Ben iki tane selam göndereyim. Şimdi benim çok değerli kardeşim Ömer Dindarol, aynı zamanda komşum, Alıcura Karabek Köy Dernek Başkanı, tekrar aday olmuş, eski başkandı zaten. Alttan Saatçi'de mevcut başkan devam ediyor mu bilmiyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Allah yolunu bahtını açık etsin. Hepsi kıymetlidir. Şu anda ekranları başlarında bizleri evlerinden misafir eden değerli izleyenlerimize selamlar, saygılar olsun. Yapımda, yayında, emeği geçen rejimizde, kameramanımıza, Tom Bester kardeşimize, hepsine çok teşekkür ediyoruz. Pazar günü 16-18 saatleri arası, 30 saatleri arasında yine Horan Şovu'la yine programımıza başlayacağız. Allah kısmet ederse tüm izleyenlerimize buradan duyurmuş olalım. Sizlerle iki tane güzel insana, Gülsen Hanım ve Sadi Bey'e çok teşekkür ediyorum bizleri ağırladığınız için. Hayırlı yayınlar diliyorum. Teşekkür ettik Hacı Mehmet kardeşimize. Ben bir şey eklemek istiyorum. Yani eğitime dayandıracağım konuyu. Bugün Cumhuriyet dedik, bugün basın dedik. Evet, Cumhuriyet'in 101. yılını kutladık. Kıymetli öğretmenlerimiz ve kıymetli öğretmenlerimizin amirleri, bazen öğretmenlerinizin önünü açın ki ufku genişlesin. 2009 yılındaydı hatırlıyorsam, yanılmıyorsam. Ahurcuk'ta öğretmenlik yapıyorum. Çok kıymetli kaymakamımız Aziz Mercan Beyefendi'ye veda ediliyor. Ben de vedasına katılmak istemiştim. Okul var olduğu için katılamamıştım. Hemen kaymakamlığımızdan bizi birileri aradılar. Aziz Mercan Bey gidiyor dediler. Yol üzeri olduğu için Ahurcuk'taki öğrencilerime dedim ki hemen evinize gidin çiçek getirin. Böyle Kasım ayıydı. Çiçek getirin. Anneleri sağ olsunlar. O çiçekleri o kadar güzel buket haline getirmişler ki. Çıktık yola. Müdürümden izin alacağım. Müdürüm cevap vermiyor. Hepsi törende. Kırdım bazı zincirleri. Dedim ki herhalde görevime son verecekler. Olsun. Aldım çiçekleri ve çocukları. Durdurdum trafiği. Veda ettik. Çok güzel bir marş ile Sayın Aziz Mercan Kaymakamımızı gönderdik. Aziz Mercan Kaymakamım su şehrine kadar uğurlandı, ağlamış ve her gördüğü yerde der ki bana, sizin o vedanız benim bir yerden bir yere gittiğimde anlattığım en güzel eğitim vedasıydı der. Bazen zincirleri kırmak lazım. Bu yaptığımızdan müdürümüz de hoşnut kalmıştı. Kaymakamımız da hoşnut kalmıştı. Evet, eğitim çatısı altında diyoruz ki nice cumhuriyetler. Bizleri izleyen herkese buradan selam, sevgi, saygı, kucak dolusu selamlarımızı gönderiyoruz. Şükranlarımızı sunuyoruz ve sözümüzü Arif Tarhan'a bırakıyoruz. Teşekkür ediyorum ben de. Evet, haftaya buluşmak üzere. Hoşça kalın. Dur bakma bana öyle. İçime yakıyor veda sözlerin. Ne hisset ne de söyle. Canımı yakıyor veda sözlerin. Yanarım yanarım aşk ile yanarım kurbanım yoluna. Aleni aleni yar kırdı kalemi, çıkamam yarına. Alnıma yazdı kader silemedim. Ağladım ağladım hiç gülemedim. Kimseye söylemedim diyemedim. Aşk diye çektim hiç. Ah felek hep inadın bana mi dur. Herkese akta bize kara mı dur. Aşk acıdan yana mı dur, anla ne ettuni. Alnıma yazdı kader, sinemedum ağlamadım.
yemedim aşk diye çektim. Ah feleke binadun bana mi dur, herkese akta bize kara mi dur, aşk acıdan siz udan yana mi dur, anla ne ettun.